Merhaba arkadaşlar. Yine yeniden bir Diablo Lore videosu ile karşınızdayız. Bir önceki Diablo Lore videomuzda dünyamız üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışan iki büyük din arasında başlayan Günah Savaşı'ndan, daha doğrusu bu savaşın nasıl başladığından ve bu savaşta rol alacak bazı ana karakterlerden bahsettik. Bu videoda ise Günah Savaşı'na gireceğiz ve seyrinin nereye gideceğini öğreneceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Sanctuary üzerinde Trion ve Işığın Kilisesi dinleri üstünlüğü sağlama çabaları gösterirken Diablo 4 vesilesiyle adından sıkça bahsettiğimiz bir karakter sahneye giriş yapar. Lilith. Inarius kendisini Void denilen sonsuz karanlığa kapattığından ve geri döndüğünü belli etmemek için kendi görüntüsüyle ortalıkta dolaşmayacaktır. Ve ayrıca nasıl geri döndüğü de bilinmemektedir. Lilith, Serem kasabasını vuran vebadan babası ve küçük kardeşiyle sağ kalan ve veba sırasında ne köyüne ne de ailesine yardım etmeyen iki dine de sempati duymayan Diomed soyuna mensup Uldisyan İl Diomed isimli bir köylüyü Günah Savaşı'nın tam merkezine sürükleyecektir. Günlerden bir gün Uldisyan, Serem yakınlarında ormanda dolaşırken kendilerini mensup oldukları dine bağlamaya çalışan biri Trion dini, diğeri Işığın Kilisesi dinine mensup iki misyonerden birinin vahşice öldürülmüş bedenine rastlar. Tam bu sırada yaşadığı şehirden kaçmış soylu bir aileye mensup, Lilia isimli güzeller güzeli bir kadınla karşılaşır. Kendisine yardım ile uzatan Uldisyan, Lilia'yı evine götürür. Bu sırada Işığın Kilisesi'ne bağlı olan misyonerin de ölüm haberi gelir. Ancak bu sefer tuhaf bir olay yaşanır ve cinayet silahı olan hançerin Uldisyan'a ait olduğu tespit edilir. Olanlardan haberi olmayan Uldisyan yargılanmayı kabul eder. Yargılanmayı beklerken tutuklu tutulduğu hücrenin kapısının kendi kendine açıldığını fark eder. Ancak kaçmak yerine adalete güvenip yargılanmayı tercih eder. Ancak Işığın Kilisesi o kadar adilane davranmayacaktır. Tam yargıç Uldisyan'ın suçlu olduğunu ilan edecekken kaotik bir ortam oluşmaya başlar ve düşen yıldırımlardan biri yargıcı öldürür. Büyük bir karmaşa doğar ve iki dinin üyeleri de Uldisyan'ı öldürmeye çalışır. Ancak Uldisyan'ın potansiyel gücü ortaya çıkmıştır ve önüne kim gelirse yok etmektedir. Bu karmaşadan Lilia, Uldisyan'ın kardeşi Mendel'in ve Serem kasabasından arkadaşları Parta kasabasına kaçmayı başarırlar. Uldisyan bu kaçış sırasında pek çok zor durumda olan insana yardımcı olur. Yaralarını iyileştirir ve içlerindeki potansiyel Nephilim gücünü açığa çıkartır. Bu durum onu bir tarikat lideri konumuna getirir ve pasif olarak insanlar onu takip etmeye başlar. Hatta açığa çıkan bu ikinci nesil Nephilim oluşumu olan Edrium'un lideri olarak anılacaktır. Uldisyan'ın bu durumu göze batmaya başlamış ve yaptıkları dünyada duyulur hale gelmişti. Bu durumdan hoşlanmayan birileri vardır. Lucion, Trion tarikat lideri, nefretin oğlu. İlk başta olaya kendisi direkt olarak müdahale etmeyecektir. Bir grup askerini Uldisyan'ı yakalaması için yollar. Ancak çok kolay bir şekilde bertaraf edilirler. Lucion bir şeylerden şüphelenmeye başlar ve ikinci bir grup gönderir. Ancak bu sefer birliklerine defansif herhangi bir büyü varsa bozmalarını tembihler ve şüpheleri doğru çıkar. Bu ikinci birlikte yok edilir. Ancak yok edilmeden önce Lilia'nın üzerindeki illüzyon büyüsü kalkar ve Lilia'nın gerçek kimliği ortaya çıkar. Lilith, nefretin kızı. Evet, Uldisyan'ın etrafındaki bütün büyünün kaynağı Lilith idi. İnsanları iyileştirmesi, yıldırımlar vesaire, hepsi. Bunu gören Uldisyan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Öte yandan Lilith, önce bunun bir yanılsama olduğunu iddia etse de sonradan her şeyi kabul eder. Ancak her şeyi insanların gerçek kaderlerine, kendilerinin sahip olması için yaptığını söylese de Uldisyan artık Lilith'e güvenmiyordu. Ki zaten o da insan ırkını sonsuz savaşta ordusu olarak kullanmak istiyordu. Uldisyan yaşadığı hayal kırıklığı ile Lilith'e saldırır. Ancak unuttuğu bir şey vardır. O muhteşem güçlerin hiçbiri ona ait değildi. Bu kez de bir sahtekar olmuş olmanın verdiği hayal kırıklığını yaşar. Lilith onu kolayca alt eder ama öldürmez ve yaralı şekilde bırakır. Uldisyan bu düşünceler içerisinde yavaş yavaş iyileşirken Trion tarikatı lideri Lucion onu ziyaret eder. Her ne kadar büyüsel güçleri olmasa da Edrium adı verilen topluluk epey büyümüştü. Bu da Uldisyan'ı politik açıdan güçlü bir konumda tutuyordu. Lilith'in taktiğiyle yaklaşan Lucion Uldisyan'ı kandıramamıştır. Maskesi düşen Lucion Edrium üzerine saldırıya geçer ve Uldisyan'ı takip edenleri bir bir öldürmeye başlar.
Uldisyan yaşanan katliama daha fazla seyirci kalamaz hale gelir ve bu sefer gerçek anlamda içindeki Nephilim gücünü açığa çıkartır ve Lucio'nun üzerine saldırır. Hatta ne kadar yalvarsa da Lucio'nu yok eder. Özellikle yok eder diyorum, hatırlarsınız ki iblisler cehennemde tekrar doğabiliyorlardı. Ancak Lucio doğamayacaktır. Uldisyan, Lucio'nu varoluştan silmiştir. Ve Uldisyan kararını vermiştir. Yozlaşmış bütün dinleri ortadan kaldıracaktır. Trion'un liderini yok ettiğinden o iş tamam gözüyle bakılırken Lucio tekrar ortaya çıkar. Aslında sahneye çıkan kişi Lilith'ti. Bu sefer Lucio kılığıyla olaya dahil olan Lilith, Trion tarikatının komutasını ele geçirir. Önceki videolarda anlattığımız Ratma olaya dahil olur. Hatırlarsınız ki Ratma ve Tragoul'un bir amacı var. Cehennem nüfuziyetini azaltmak ve Sanctuary'i cennetten uzak tutmak. Ancak Ratma, Lilith'in dünyaya geri geldiğini anlar ve olaya müdahale etmeye karar verir. Belli bir süre olanları analiz eder. Mendel'in içindeki potansiyel gücü beğenir ve onu öğrencisi olarak yetiştirir. Sonra Ratma, Mendel ve Uldisyan'ı dünyalar taşına ışınlar ve gerçek güçlerini açığa çıkarmalarını sağlar. Trion tarikatına saldırı başlamıştır artık. Neredeyse tüm üyelerini öldürürler. Uldisyan Lilith ile yüzleşir. Bu sefer Lilith, gücünün Uldisyan'ınkiyle kıyaslanmayacağını fark eder ve sahte ölümüyle herkesi kandırır ve kaçar. Ancak Lilith'i çok iyi tanıyan birileri vardır ve ondan kaçamaz. Inarius sahneye giriş yapar. Lilith'i yakalar ve onu sonsuz karanlığa tekrar kapatır. Trion'un işi bitmiştir artık. Sırada Işığın Kilisesi vardır. Inarius, Uldisyan ile yüzleşmeye hazırdır. Ancak işler pek umduğu gibi gitmez ve tüm ordusu yok olur. Yardım cehennem saflarından gelir. Diablo, en iyi savaşçı büyücülerinden biri olan Malik'i öne sürer. Malik, Trion tarikatının önde gelenlerinden biriydi. Daha önce Lucio tarafından Uldisyan'ı öldürmesi için gönderilen ekibi yöneten kişiydi. Ancak Lilith tarafından öldürülmüştü. Uldisyan ve ekibi Trion tarikatının bulunduğu yere baskın yaptığı sırada Mendel tarafından kendilerine yardımcı olması amacıyla yeniden uyandırılmıştı. İşlevini tamamladıktan sonra Mendel'in iradesinden kurtulmayı başarmıştı. Diablo'nun planı şöyledir. Malik, Uldisyan'ın bedenini ele geçirecektir. Diablo, Edrim'e hükmedecek, Inarius da Sanctuary'de kalan tek din olan Işığın Kilisesi dini ile gücünü arttıracaktı. Ancak işler hiç de öyle planlandığı gibi gitmedi. Malik tam saldırıya geçtiği sırada Mendel devreye girdi ve dirilttiği ruhu tekrar ölüler diyarına gönderdi. Sabrı tükenen Diablo olaya bizzat kendini dahil etmeye karar verir ve Uldisyan ile yüzleşir. Uldisyan terörün baş iblisinin büyüsünü geri çevirir ve dehşete ve teröre düşen bu sefer Diablo olur ve savaş meydanını kaçarak terk eder. Tüm bu güç yükselmesini gören Inarius kaçmaya başlar. Ancak Uldisyan kararlıdır. Inarius'u takip eder ve bir yandan da yaşanan savaş sırasında büyük güç patlamaları yaşanır ve korkulan olur. Bu büyük güç patlamaları cennet tarafından fark edilir. Adaletin baş meleği olan Tyrael durumu hisseder ve ordusu ile Sanctuary'e baskın düzenler. Tabi cehennem cennetin bu atağına seyirci kalmayacaktır. Cehennem de ordularını Sanctuary'e getirir. Çok uzun yıllardır süren günah savaşı son aşamasına gelmiş olur. Nephilim, cennet ve cehennemin dahil olduğu üç cepheli olan Altın Yol Muharebesi başlamış olur. Ancak Uldisyan artık çok güçlüdür. Hatta durdurulamaz bir durumdadır. Ve çok basit bir şekilde cennet ve cehennem ordularını geldikleri yere gönderir. Ancak dünyalar taşından bedenine akan gücü kontrol edemez hale gelir. Ve bu güç dünyaya ve insanlığa zarar vermeye başlar. Uldisyan son kahramanca hareketini yapar ve dünyalar taşından akan gücü bedeninde sönümler ve dünyayı yok oluştan kurtarır. Uldisyan hem cenneti hem cehennemi Sanctuary'den kovmayı başarmıştı. Ancak dünyayı koruyacak bir kahraman yoktu artık. Cennet, yeni öğrendiği bu yeni ırk ve yeni dünya hakkında bir karar vermeliydi. Yüksek Melek Meclisi'nde yapılan oylamada, kalan yazıtlarına göre ki bu yazıtları Ratma'nın öğrencisi Mendel'in yazdığı söylenir, cesaretin baş meleği Imperius her şeyin yok edilmesini isterken, Ariel ve Ethereal Imperius'a karşı oy kullanır. Malthael çekimser kaldığından insanlığın kaderi Tyrael'ın ellerine kalır. Ve Tyrael Nephilim lehinde oy kullanır ve Sanctuary'i bir nevi yok oluştan kurtarır. Tyrael'ın bu kararında Uldisyan'ın fedakarlığının çok büyük etkisi olduğu söylenir.
Bu sırada nefretin baş iblisi Mephisto bir anlaşma ile sahneye çıkar. Anlaşma şu şekildedir. Dünya kendi haline bırakılacak, Nephilim ırkının hafızası silinerek başlangıç olduğuna inandırılacak, Dünyalar Taşı'nın yani insan ırkının gücü yine kısıtlanacak, Cehennem dünyaya olan büyü geçitlerini kapatacak, Cennet de tüm bunlardan sorumlu tutulan Inarius'u Mephisto'ya teslim edecek. Denilir ki cehennemin en derin yerlerinden birinde hala acı içinde işkenceye maruz kalmaktadır. Meleksi görünümü bozulmuş ve yaptıklarının cezasını çekmektedir. Edrim'in hafızası silinirken Mendel'in hafızası silinmemiştir. Nephilim'in maruz kaldığı kaderden kurtulmuştur. Trag'ol ve Ratma'nın etkisi sayesinde bilinci ve hafızası yerinde kalan Mendel ismini değiştirir ve bu olaydan sonra Kalan olarak anılır. Bütün bu yaşananları, Nephilim'in potansiyelini ve dünya için yaptıklarını, Ratma ve Trag'ol'un öğretilerini bir sonraki nesillere taşımak ve aktarmak Mendel'in görevi oldu. Bu görevi yerine getirebilmek için de Ratma'nın rahipleri adı verilen Necromancer tarikatını kurdu. Ve böylelikle günah savaşı sona ermiş oldu. Kimin iyi, kimin kötü olduğuna gerçekten iyi karar vermemiz gerektiğini çok iyi anlatan bu savaş, Nephilim'in içindeki potansiyele güvenmenin bir gereklilik olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyin.